Welcome to Bulgar Africa. Wild Safari. Şey. Valla bir saygısın abi. Şey yap. Şu izin yolu. Abi nasıl bir yol ya? Neden aynı oldu? Sen de gel. Ben seni gel. Buraya gel. Şey, bir tane Baran diye birisi var. Onu ara. İzin yolu. Bulgaristan'da ilerliyoruz. Sofya'ya geçtik. Yaklaşık 70 km falan. Gözü görmeyen bir yağmur var. Yollar kuru. Şu anda gerçekten de çok şiddetli bir yağmur var. Yoldaki arkadaşlar önlemini alsınlar. Şey yap, şu izin yolu. Abi nasıl bir yol ya? Neden aynı oldu? Sen de gel, ben seni gel, buraya gel. Şey, bir tane Baran diye birisi var, onu ara. İzin yolu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolun haline bakın. Burada kaç kişi kaldı? Herkesin lastiği patlamış. Benimki de dahil. Ben şimdi çekicideyim. Tarih 11.06.2022. Saat 12. Gece 12. Şu yolun haline bakın. Lastiğim patladı. Çekiyorlar şimdi. Silivri'den rahata çekiyorlar. Evet, şu anda inen yağmur tekrar etkisini gösterdi. Çok sağanak bir şekilde yağmur yağıyor. Zaten asfaltta bütün su kalıyor, asfalt su içinde. Dikkatli araba kullanırsınız genel arkadaşlar. Çok aşırı yağmur var. Yavaş yavaş uyarılar
haber geliyor. Yol yapımı başlangıcı diye. Şu anda 17 kilometre kala. Arkamızdasınız. Silindirata 170 kilometre kaldı. Yoğun yağmur. Dikkatli gidin. Aquaplaning. Selam, günaydın arkadaşlar. Şu an itibariyle Kapı Kule hep Bulgar dolu. Ben buna gideyim önce de. Çok ciddi bir krizi mi? Ne gerek krizi sorduklarında 1918 1918 İspanyol dönemi aradaki çok kısa. Ama görüyor musun arkada? Bulgar mı görüyor musun? Açtık mı?
polis amcalar var burada. Herkese günaydın. Şu anda Fransa'da feribot için sıra bekliyoruz. Şu anda işte feribot almaya başladılar. Ufak, her iki tarafta da ufak kontroller oldu. Hani normal bagaj kontrolü, onun dışında pasaport kontrolü. Herhangi bir problem yok. İngiliz tarafında işte oturum belgelerimizi sordular sadece. Onun dışında bir sorun yoktu. Herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben şu an Sırbistan Makedonya gümrük kapısındayım. Fazla bir sıra yok. 5 dakika diyor navigasyon. Stau var diyor. Ama birazdan bize sıra gelecek. 3 dakikadan beri buradayız. Sırbistan Bulgaristan sınır kapısı yaklaşık böyle bir yarım saat 45 dakika bekleme süresi var. Sırbistan giriş çıkış problemsiz. Bulgar'ı göreceğiz. Welcome to Bulgar Africa. Fil safari. Çuva, şuna bak. Birisi tamponunu kaybetmiş şurada. Parçaları duruyor. Asfalt yola da aldanmayın. Buralar da delik deşik. Bu arası. Bayağı bir yoğunluk var. Bir saatten belli buradayız. Geçemedik. Gördüğünüz gibi millet sokaklarda yol yürümüyor. Doğru dürüst. Arkadakilerine Allah sabır versin. Biz 100-200 metre kaldık sınıra girmeye. Ondan sonra inşallah geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biz 80 km kala
bayağı bir yağışlı hava. Sol şeritte çok fazla su birikimi oluyor. Dikkatli kullanın arabayı. Yolunuz açık olsun. Bulgar çıkışı, Kapıkule girişi tertemiz, boş. Sadece iki kapı açık şu anda. Yaklaşık 20-30 tane araba ya var ya yok. Bugün kötü bir kaza geçirdik ama İzin Yol ekibi sağ olsun, özellikle Mesut Bey ve Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ salim ülkemize ulaştık. Herkese hayırlı yolculuklar, kazasız belasız gideceğiniz yere ulaşırsınız inşallah. Merhaba sevgili İzin Yolu takipçileri. Biz Almanya'dan Türkiye yolculuğumuzda bugün 11 Haziran 2022'de Türkiye yolculuğumuzda Sırbistan'da Nişe 100 kilometre kala çok aşırı bir yağmura yakalandı. O esnada da silgeçlerimiz bozuldu ve çalışılmaz hale geldi. Allah'tan arabayı hemen sahaya çekebildik. Ailemle ve bana hiçbir şey olmadı. Allah çok şükür. Yağmur biraz dindikten sonra 500 metre ilerideki OVM benzinliği arabayı çektikten sonra, park ettikten sonra izin yolu adminlerinden hemen temasa geçtim. Onlardan da Allah razı olsun, çekicisinden tamirhanesine, kalacağımız otele hepsi bir yardımcı oldular ve şu an bile irtibattayız. Bu araba yarın bitene kadar da benimle irtibatta kalacaklarını söylediler. Dediğim gibi Allah onlardan çok çok razı olsun. Bize yardım ettiler. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum.